Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bizleri Çakır TV ekranları başında seyreden, takip eden siz kıymetli seyircilerim, zerreden küreye her şeyi yaratan, bunca nimetlerle donatan Rab olan Allah'ımızın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli seyircilerim, Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Çünkü bizleri böyle güzel zaman dilimlerine kavuşturdu. Hala Rabbimize tevbe istiğfarda bulunmaya, ona ibadet ve taatlerde bulunmaya bizlere zaman dilimleri bahşetti. Ne kadar teşekkür etsek az. Kıymetli kardeşlerim, İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimleri çok kıymetli. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan buyurdu. Ya Rabbi, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır buyurduğu zaman dilimlerinin içerisindeyiz. Kıymetli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır buyurduğu zaman dilimlerini idrak ediyoruz. Elhamdülillah. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz duaların reddolunmadığı 5 gece vardır. Recep ayının ilk gecesi, içinde bulunduğumuz Regaib kandili. Şaban ayının 15. gecesi, Berat kandili. Cuma gecesi ve iki bayram gecesi buyurdular. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın en seçkin ayı Recep'tir. O Allah'ın ayıdır. Kim Recep ayını yüceltirse Allah'ın emrini yüceltmiş olur. Kim Allah'ın emrini yüceltirse Allah onu naim cennetlerine sokar. Ve ona Allah'ın büyük rızası vacip olur buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine 3 aylarla alakalı Peygamberimiz, Şaban ise benim ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim emrimi yüceltmiş olur. Kim benim emrimi yüceltirse ben ona kıyamet günü öncü ve yoldaş olurum buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine Peygamberimiz, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayının hürmetini yüceltir ve ona saygısızlık etmezse, gündüzlerini oruçlu, gecelerini de namazla geçirirse ve tüm organlarını da muhafaza ederse, Ramazan'dan Allah'tan affedilmesini istediği bir günahı olmadığı halde çıkar buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, 3 ayları fırsat bilerek en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Bu aylar maddi imkanı olmayan kardeşlerimize yardımcı olmayı artırdığımız aylar olmalıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu sadaka verenleri Bakara suresi 262. ayet-i kerimesinde şöyle bizlere bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarını infak eden kimselerin ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَنْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَنْ Sonra verdiklerinin arkasından başa kalkmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen. لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri yanında mükafatları vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, değerli seyircilerim, bu aylar Rabbimizi daha çok anmaya ve sevgili Peygamberimize salatü selamlar getirmeye özen gösterdiğimiz zaman dilimleri olsun. Çünkü kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olmakta. Dualar ise salatü selamlar ile makbul olmaktadır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere salatü selam hakkında şu hatırlatmakta bulunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ahzab suresi 56. ayeti kerime. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin buyuruyor Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle insan olmamız hasebiyle yapmış olduğumuz birçok hatalarımız, birçok günahlarımız var. Bu ayların üzerimize yağdırmış olduğu merhamet ve mağfiret yağmurlarından istifade etmeli. İsyanlarımıza, hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe etmeliyiz. Çünkü Yüce Rabbimiz tevbe edenlerin tevbelerini kabul ettiğini bizlere şöyle bildiriyor. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَح۪يمًا Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok mağfiret sahibi ve esirgeyici bulacaktır. Nisa suresi 10. ayet-i kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Ramazan ayında gerçekleşen manevi atmosferi bize şöyle bildiriyor. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diğer bir hadis-i şeriflerinde kıymetli seyircilerim, Ramazan ayında tutulan orucun önemine şu şekilde işaret etmekte. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembih. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin Haşr suresi 18. ayet-i kerimesinde bizlere bildirdiği şu hükme kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenüttekullâh. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Vel tevzur nefsüm mâ kaddemet ligad. Ve kişi yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Vettekullâh. Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kıymetli seyircilerim, bizim yarın diye bildiğimiz kıyamet, koptuktan sonraki mahşer günü, cennet ve cehennemin istikameti, bizim istikametimiz cennet tarafına mı, cehennem tarafına mı kendimizi hesaba çekelim inşallah. Bu ayet çerçevesinde 3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayı
dört önemli gece bize bahşedilen Regaib, Miraç, Berat, Kadir geceleri. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli seyircilerim, üç aylar kameri ayların yedincisi olan Recep'le başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazan'la son bulan ayların toplu adıdır. Kıymetli kardeşlerim, üç aylar mevsimini sanki manevi hayatımızı bakıma aldığımız zaman dilimi olmalı. Üç aylar ilahi rahmetin sağanak sağanak yağmaya başladığı zaman dilimi. Üç aylar peygamberimizin hakkında duada bulunduğu zaman dilimi. Üç aylar içerisinde barındırdığı dört önemli gece ile affedilmek isteyenler için bulunmaz fırsatların içinde bulunduğu zaman dilimi. Üç aylar halini düzeltmek isteyenlere bir fırsat kıymetli seyircilerim. Üç aylar rahmetin gazabı geçtiğinin bir sembolü. Üç aylar yaratanın yarattığını unutmadığının tezahürü. Üç aylar yaratanın yarattığı kuluna karşı gösterdiği sevginin sonucu kıymetli kardeşlerim. Kıymetli seyircilerim, Yüce Rabbimiz Recep ve Şaban'ı bize mübarek kılsın. Bizleri Ramazan'a ulaştırsın inşallah. Kendi rızasına uygun işler yapmayı, Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli seyircilerim, bizleri yaratan, bunca nimetlerle donatan Rab olan Allah, bizleri en ıssız yerde bile gözetlemekte, en ıssız anlarda bile bizi görmekte, bize şah damarımızdan daha yakın. Onun için bu ayları fırsat bilerek, özellikle bu ayları ibadet ve taatlerle geçirelim. Tevbe ve istiğfarlarla geçirelim. Bol bol hayır ve hasenat yapmakla geçirelim. Kur'an-ı Kerimler okumakla geçirelim. Helalleşmek istediğimiz kimseler varsa onlarla helalleşelim. Hakkında iftira attığımız, dedikodular yaptığımız kimselerle helalleşelim. İftira ve dedikodu. İftira olmayan bir suçu bir kardeşimize isnat etmektir. Bir suçun ispatı için 4 tane şahit gerekmekte veya günümüzde mahkeme sonucu gerekmekte. İftira ise olmuş olan olayları etrafta, sağda, solda veya yakınımızdaki kişilerle konuşmak, onlara anlatmak, onlara söylemektir. İşte bu hasletler bizde oluşmuşsa, bu aylar yüzü suyu hürmetine kardeşlerimizle helalleşelim. Kardeş olalım. İslam dinine uyalım. İslam dini Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatıyla tamamlandı. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin vefatıyla tamamlandı kıymetli kardeşlerim. Bizler İslam'a uyalım. İslam'ı kendimize uydurmayalım. Hükümler ne emrediyorsa onlara uyalım. Kendimiz biraz İslam'a, biraz da kendi uydurduğumuz dine uymayalım. Allah'a emanet olunuz. Rabbime emanet olunuz kıymetli seyircilerim. Üç aylarınız mübarek olsun. Rabbim nice böyle güzel zaman dilimlerine bizleri kavuştursun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.